Hepinize sevgiler, saygılar. Bir hafta aradan sonra keyifli dakikaları paylaşmak üzere yine sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Bu hafta bize ayrılan sürenin tamamını kamera arkasına ayırdık. İşte gülmekten kırılacağınız kamera hataları ve sahne çekimlerinin perde arkası. Saçmalama! Son 3 bölümün çekimlerinde olanları sizlere keyifli anlar yaşatmak için bu hafta yasakladık. İşte Skylab ve Jessica macerasında yaşanan aksilikler. Ama ben jet ski gitsin diye uğraşmazdım ya. Ne yapmaya uğraşırdın? Aha be baba, Kıbrıs'ı birazcık Türkiye'ye yanaştırayım derim. Ne? Gözden Irak, gönülden de Irak derler ya. Birazcık yanaştırırsam kendini Türkiye'ye daha fazla şefkat görecek değil. Kıbrıs'ı yaklaştıracaksın Türkiye'ye. Bir bay, çözmedin ipi. Reis, Skylab. Alo! Be baba! Çözmedin ipi! Gitmez ya tezeki! Skylab! İpin motora dolanması yüzünden çekimler neredeyse 2 saat aksadı. Bu arada Skylab ayağını kayalara çarptı ve yaralandı. Ne oldu yani şimdi? Adayı çekerdi. Yuttu mu? Bu ada bu kadar zamandır. Yok, bak. Geldi. Yani bir ufacık adayı beceremedin balaya, sen koladın motora. Vallahi ya bu işte beceriksiz. Bravo. Yani ipi çekti motorda mı var? Evet, motor çekti, yuttu ipiyi bu sefer her şeyi sıkıştı. İşlettiğin hem dönem, sen bir gezi atar, adam saracak kendini. Başka bir şey düşün. Şey yapalım. Keselim ipi şey dibin. Sana bana korsa. İpi kesersen olur. İpi keserim, parçalayacak kalanı. İpi. Onların permanesi. Ufacık şey. Ufacık permanesi var. Bıraktım. Aday nasıl? Çıktı. Çıktı ya, tamam. Vallahi billahi başardık. Çıktı. Evet ya. Ha? Haydi. İşte dengini bak, her işler. Burada işler. Ha? Burada işler. O ses tamamdır. Tamam. Tamamdır. Tamam. Kaç kere kazanmış? Ha? Ya vallahi bugün denizin içinde geçirdiklerimi zaten gördün. Bir de burası var. Şimdi yeni oldu bu. Bu ne ya? Evet. Şöhret olsan ne zaman yiyeyim? Evet. Şöhret basamaklarını tırmanın kana. Başıma gelenlere bak ya. Hiç limonu kabuğuyla yiyen birine rastladınız mı? Şu Skylab gerçekten ilginç bir adam. Kendini korudum. Bu da şeydi ya. Ne yaptın bunu?
Anything. Aromalı ekşi olur böyle. Nasıl, kabuk değil? Kabuk değil. Sen hiç kabuk yemedin mi? Ya. Çok güzel değil. Tavşan yavrum sana. Kabuklu yengi bana. Ekşi. Boynuzun kabuğu. Ekşi be. Bunlar limon demezse Kıbrıslar. Bunlar ekşi ya. Şimdi iki hafta öncesine gidiyoruz ve Skylab'ın spor salonundaki maceralarını getiriyoruz ekranlarınıza. Bu sahnenin çekiminde gülmekten kamerayı düzgün tutamayan Tolga abi zor anlar yaşadı. Vay, benden çok su çıktı be bu. Hatırlayacaksınız, dede karakterini ilk kez Ah Dede adlı parodide kullanmıştık. Ancak bıyığımızın bozulması yüzünden dedeye uzunca bir süre ara verdik. Yeni bıyık temin edilir edilmez senaryolar yazıldı ve dede yeniden karşımıza çıktı. Ah dede, vah dede, sen neymişsin sen? Dillere düştüm seni... Başka ne var be dede? Durumlar? Olduğu yerde dururlar. Evden çıktığımız yok. Nenem dadaş gibi, sen dadaş gibi gençlere taş çıkarırsınız siz. Taş deme. İlle de taş diyeceksen vatandaş deda yetişiyor. Hem be dedem. Bir şey isterim, danışayım sana. Ayıp ettin be dede. Sen ne istersen söyle. Hallederim ben. Bu şeyciklerden be dedem. Neylerden be dede? Mavicik be dedem. Öyle ufak. Nereden buluruk? Ne mavisi ne ufak be dede. Hap be hap. Şu yutan. Nerede satanlar? Anladım. Seni gidi seni. Tamam sen söyle, ben alırım sağa. Seni edeceğime bir gudi alaydın besleme. Daha iyi olur. Hayırsız. Be baba, başlama gene Allah'ını seversen ha. Ne yaptım ya ben sana? Nedir benimden derdin? Sen fırsızsın be. Allah için utanırım insan içinde söyleyeyim. Şu oğlumsun. Utanırmış. Ne yaptım be baba ben? Banka soydum, ekonomiyi ben bozdum. Memurun maaşını ben ödemedim, da utanayım. Çok estağfurullah ederim seni. Hani benim libazma, ben bu modest tohumlarım? Alacak. Top yapacak. Sevgili Hüseyin Sütçüoğlu'nun köy evinde hayli keyifli anlar yaşandı. Banka soydum, ekonomiyi ben bozdum. Memurun maaşını ben ödemedim, da utanayım. Çok estağfurullah ederim seni. Çok estağfurullah. Vereyim istersen. Merak edeydin, bir telefoncuk açardın. Ne aradın, ne sordun? Arayamazdım. Telefonum kesiydi be baba. Geleydin köye. Ananı özlemedin. Gelemezdim be baba. Arabamda şey yoktu. Ne derler? Petrol. Gazeteydi. Yani mazot. Hele bir el öpme sahnesi vardı ki dayanılır gibi değildi. Tolga abi Skylab'ın replik hataları yüzünden el öpmek için tam 10 kez yerinden fırladı ve rolünü tekrarladı. Olağanüstü. Ciddi söyle sen. Oğlan 9 oğlum var. 9'un da sünnet edeyim, büyü deyim 9 doğdum. Anan da 18. Çarp 2. Da küseceğim. Gel be öpelim. Öpeyim mi bak? Ya ben hayal görürüm ya buna yorum. Allah Allah. Al. Hadi gidelim. Beni bölüm.
Gelip beni verecek. Dinler kendi. Gelip beni. Vallahi ciddi değil. Benim şimdi ne gideyim? Ya ben hayal görürüm. Ya ben bunadım. Ya da hayal görürüm. Ben geçeceğim. Dürt beni mesela. Tamam. Ya ben bunadım ya da hayal görürüm. Dürt beni. Ya ben bunadım ya da hayal görürüm. Dürt beni be sor. Facebook'tan. Sanal değil. Gerçek. Al. Ya beni ver dur. Hadi dur oyna Jack hadi. Dürt beni. Öpeyim mi bak? Allah Allah. Sessiz diyorum dur beni. Ya ben bunadım ya da hayal görürüm. Bunadımı sonra. Hayır, baştadır. Bunadım. Hayal görürüm tamam. Diyeceksin ki dürt beni tamam. Diyeceksin. Tamam. Hadi, ya bunadım ya da hayal görürüm. Tamam. Gel be öpelim. Öpeyim mi bana? Bir daha. Bal gibisin be baba. Ya ben bunadım ya da hayal görürüm. Dürt beni sor. Facebook'tan. Sanal değil. Ha gerçek. Al! Tamam dedi. Gel be öpelim. Öpeyim mi lan? Bir daha. Bal gibi elin var be baba. Ya ben bunadım ya hayal görürüm. Dürt beni be sor. Facebook'tan. Yok sanal değil. Ay. Al! Yapamadı. Şeyi mi yapalım? Ben de. Gel be öpelim. Öpeyim baba. Oh. Ya ben hayal görürüm. Bal gibisin. Öpeyim baba. Bal gibisin be baba. Ya ben bunadım ya hayal görürüm. Dürt beni be sor. Facebook'tan. Ciddi. Ciddiyetten. Ciddiyet. Oldu. Tamam. Oldu. Gülmen lan ödedim buraya gülme. Gel be öpelim. Öpeyim baba. Oh. Be baba. Ya ben bunadım ya hayal görürüm. Dürt beni be sor. Facebook'tan. Boşluktan. Aha. Gel be öpelim. Öpeyim mi lan? Bir daha. Bal gibisin be baba. Ya ben bunadım ya hayal görürüm. Ya ben bunadım. Ya ben bunadım ya da hayal görürüm. Bu arada ben de Nergün köye geliyoruz. Tolgay abi oradan sıvışmak için bize rüşvet verecektir. Tırnaklarımın törpülü olduğu repliğini nedense bir türlü söyleyemiyorum. Garip bir durum. Ne yaparsınız ya moruklar? Aa, Allah'ım gelme babam dedenden voleybol oyuna da kaçayım. Kaldı işlerim. Voleybol? Yok. Hiç oynayamam voleybolda kırılsın bunlar. Tekledim tamam başlat. Gel oyna dedenle voleybol ben de kaçayım da babam. Aman. Yok hiç voleybol oynayamam. Eski yorumdan yatan şaşırıyor. Voleybol. Aman hiç oynayamam yeni kırdı yazdım. Bir dakika vermeye nereye. Gel oyna dedenle voleybol babam. Ben de kaçayım ya. Aman. Hiç voleybol oynayamam ben. Gülme ya öyle söyleyeyim. Tamam mı? Gel babamla voleybol oynayalım. Ben de kaçayım. Aman hiç voleybol oynayalım. Tamam ya. Kasetli bir şey. Söyleriz ya. Ne de gül hadi. Gel babamla voleybol oynayalım. Ben de kaçayım. Ha? Yok ben hiç voleybol oynayalım. Gitme. Gülme. 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 Şu Skylab için atom karınca benzetmesini yapmak mümkün. Atlar zıplar yerinde duramaz, yaşıtlarını kıskandıracak hareketler yapar. Tolgay abinin belediye filminde top siktirme sahnesini izleyenler bilirler.
bilgisayar oyunu. Ama bu parodide Tolgay abinin top sektirmesi tamamen gerçek. Oo maşallah maşallah. İyisin Refik'im ha. Bayağı el ilettin bu işi.